Herkese selamlar. Bu video sizin bakış açınızı komple değiştirecek bir video. Yani şunu kastediyorum. X ve Y ekseni. Bunun yanına Z ekseni ekleyerek size 3 boyutlu bir perspektif kazandıracağım bu videoda. Yani gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyen bir insan kazançlı çıkacak. Para olarak, bilinç olarak, ondan sonra farkındalık olarak ve yürüyüşünüz bile, havadan aldığınız nefes bile bir başka gelecek bu videodan sonra. Evet. Sisteme bir bakalım mı şöyle bir? Sistem nasıl işliyor? Sistemin en tepesinde üst, piramidin en üstünde 7 tane belli başlı şirket var. Nestle'si var. İşte büyük Rockefeller ailesi gibi, büyük zenginler gibi, Elon Musk gibi çok büyük zenginler yönetiyor. Dünyadaki paranın yaklaşık %60'ı, %70'i bu küçücük grubun elinde. Fakat şunu söyleyeyim size. Bunlar gücünü nereden alıyor? Yani bu mutlak güç nereden geliyor bunlara? Bir bunları sorgulayalım mı? Sen, ben, alt kesim, fakirler dediğimiz gelir durumu düşük olan, orta düzey ve biraz da üstü iş adamları tarafından bu servetleri yönetiyorlar. Ve gel gelelim bizim neyimizi sömürerek bizden bu kadar şey yapıyorlar. Öncelikle tehdit ettikleri şey şu. Eğer ki okumazsanız aç kalırsınız, işsiz kalırsınız ve yok olup gidersiniz. Öyle bir baskı oluşturdular ki şu anda bizim üzerimizde. Oluşturdukları baskı şu. Okul. Okul aslında insanları köle gibi fabrikalarda veya herhangi bir meslek dalında insanları tamamıyla köleliğe alıştırmak için tıpkı hapishane gibi, cezaevi gibi oluşturulmuş kurumdur. Biraz sert girdim olaya ama olay bu. Fakat kendime bakıyorum, ben de üniversite okuyorum. Bana da yıllardır bu dayatıldı. Okumazsan aç kalırsın, oku, iyi bir mühendis ol, iyi bir geleceğe gel. Bakıyorum ilkokula, ortaokula, liseye. Ya ben üniversite kazanmak için testler çözdüm. Biraz ne bileyim matematik çalıştım lan. Tarih bile çalıştım, coğrafya bile çalıştım. Endüstri mühendisi oldum. Bilgisayar da olabilirdim. Sayısal puandan girdim. Ya bakıyorum. Üniversiteye girdim. 12 yıllık bu eğitimde elde ettiğim şey ne dedim ya? İngilizcem bile A2 seviyeydi yani en max. Bakın ben nitelikli okuldan mezun oldum. LGS'de %5'e girdim. İstanbul'da Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ümraniye'de. Bakabilirsiniz. Bu bana maksimum A2 seviye bir İngilizce kazandırdı. Yıllardır İngilizce kurslarına gittim. Yok. Eğitim yok. Yani eğitimin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Sistem kendisine köle elde etmek istiyor. Seni kendilerine mecbur kılarak yani çaresiz bıraktırıp sizi hem fakir yapıyor hem de kendisine devamlı olarak çalışmak zorundaymışız gibi yalancıktan paralarını üretiyorlar ve karşılığı olmayacak bir şekilde basarak sizleri dağıtıyorlar. Evet. Mühendis olduk. Başvurduk. Yazılım bakayım diyorum. Yazılım öğrenmeye çalışıyorum. 0. Üniversiteye yazılım bilgisi 0 olarak girdim. İngilizce bakıyorum. Kaynaklara bakıyorum. Para kazanmayı öğrettiler bana. Yok. Para kazanmayı da öğretmediler. Yani ben senin nitelikli bir işçi olmanı istiyorum diyor. Oku, nitelikli bir köle ol diyor. Olay da tamamen bundan ibaret. Ve asıl meseleye gelelim mi şimdi? Nitelikli bir köle olunca günde en az 10 saat 12 saat çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. Hafta sonu hadi tatil olsun, şanslıysan. O da şanslıysan. Hafta sonu tatil. Senin hayatın bir arkadaş. Bir. Doğuyorsun ve Allah sana ne kadar ömür verdiyse 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl ama ölüyorsun. Ölüm kesin. Her canlı için bu arada. Evet. Zaman. Şu anda akıp gidiyor. Zaman şurada görmüş olduğunuz su gibi akıp gidiyor. Ve bir sefere mahsus. Şu anda Ekim ayına girdik. Güzel bir aydır bu arada. Piyasalar için gerçekten güzel bir aydır. Boğanın başlangıcı olarak söylenir. Onu geçiyorum. Bu video yatırımın dışında biraz perspektif olarak artık uyanma zamanı. Artık bu sömürü düzenine karşı bir isyan etmiyorum. Sadece bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Sisteme zaten dışına çıkamazsın. Sistemin içinde en iyisi olmak zorundasın. En niteliklisi olmak zorundasın. Onu kenara atıyorum. Bakın. Şu anda böyle biraz sarpa bir yerdeyim. Sizinle baş başa konuşayım. Zaman. Devam ediyorum. Şimdi orta düzey ve alt kesimin arabası olabilecek maksimum bu araba Fiat Egea gibi. Hibrit de olabilir. Toyota hibrit, o da güzel. Parayı kenara ayıran nitelikli işçi sınıfın güzel arabalarından birisidir. Ya da eski model bir araba da olabilir. Yani sonuç olarak ulaşım yaptığımız zaman veya bir ülkeye, bir şehre değiştirdiğimiz zaman siz uçakla mı gidiyorsunuz çoğu zaman? Otobüsle mi gidiyorsunuz? Trenle mi gidiyorsunuz? Ben şahsım adına konuşayım. Ben otobüsle, trenle gidiyorum. Uçak kaç saatte gidiyor? 1 saatte gidiyor. Ben kaç saatte gidiyorum? 10 saatte, 7 saatte gidiyorum. İşte bu. 6 saat kazanç uçağa binmek. Ve bu neden farklı? Çünkü para. Para hızı sever. Para sizi, zamanınızı koruyan harika bir araçtır. Paranın amacı aslında bu. Size zaman kazandırmak ve o zamanı nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak o servetleri üreteceksiniz. Peki bakıyorum patronlara arabalarının altında Mercedes, Ferrari, Lamborghini veya çok lüks Range Rover'lar. Ya rastgele ilkokul mezunu bir esnafın önünde Mercedes Maybach var ya. Mercedes Maybach var. Sonradan görmüştüğüm bir şeydir. Ben bu arada zengin olsam ben yine o kadar yüksek kaçmam. Yine okurum, eğitimimi alırım. Kendimi geliştiririm. Sizlere eğitim vermek için elimden geleni yaparım. Ve vizyon yaratmak istiyorum. Bir vizyon. Yani basit bir şekilde. Sonradan görmüştük. Oluyor. Yani dedim ya. Araba hızlı. Porsche, Ferrari neden spor araba? Hızlı. Tofaş ya da Clio hızlı bir araba mı? Yok. Yani diyorum ya. Zengin olmanın amacı zaman kazanmak. Benim için bu. Yani zengin olayım da bir an önce şey değil. 70-80 yaşından sonra zengin olsan ne olacak ki? Torunum mu yesin o parayı? Ya yesin, helal hoş olsun. Ama şunu diyorum sana. Artık gözlerini aç. Şu sömürü düzeninde size şükür şükür diye, pardon, şükre saygım var bu arada. Yani şunu söyleyeyim, yerinize saymayın arkadaşlar. Üretim yapın, çabalayın. Bir şeyler elde edin. Kendinize bir vizyon oluşturun. Paranız olsa bile niteliksiz bir zengin olacaksınız boğa sezonunda. Sonra o para ne olacak? Gaza geleceksiniz, istifa edeceksiniz işinizden. O para sonra bitecek. Bir yerden sonra bittiği zaman sen ne yapacaksın? İş arayacaksın. Mevcut olduğun seviyeden daha altta olacaksın. O yüzden ne yapıyoruz? Eğitimimize devam ediyoruz. Geliştirmeye ve eğitime, üretime ve en önemlisi teknoloji alanında geliştirmeye devam edeceğiz. Bakın, yapay zeka. Artık bir ofis çalışanının değeri çok kalmadı. Gittikçe teknoloji gelişimi hızlanıyor. Bugün yapay zeka sizin her işinizi yapabilir. Bakın, abartmıyorum. Çoğu işinizi yapabilecek bir duruma gelmiş. Ben bile bazen videolarımın açıklama kısmına kapak fikrini, ondan sonra video içerik fikrini ve dahası video kapağını bile yapay zekaya yaptırır hale geldim. Ben bir montajcıya ihtiyacım yok o zaman. Veya yazılım. Ben sonuçta yazılım geliştiriyorum, kodlama geliştiriyorum. İhtiyacım olan, bir tane hata yaptım diyelim ki, ChatGPT'ye atıyorum veya herhangi bir kaynağı. Bana bakın 5 saniyede tak diye hemen yazıyor. 5 saniyede. Normal bir yazılımcının 2 saatlik yazılımıdır o kod. Bu kadar profesyonel bir algoritmadan bahsediyoruz. Bu kadar. Dahasını söyleyeyim. Bana zaman da kazandırıyor. Bedava. Böyle verimli bir şey varken ben niyeyse bir işi tutayım ki? İşte bu yüzden diyorum ya, yapay zeka çok şey değiştirecek. Ve tokenizasyon, RWA alanında da kendimi geliştiriyorum. Çünkü neden? Gelecekte her bir şirket kendi tokenını oluşturacak. Mesela Pepsi, ondan sonra Mercedes, BMW ve birçok gıda işletmesi veya birçok ünlü futbol, Manchester United kulübü veyahut Galatasaray, tabii fan tokenları var bunların gibi, bu alan gittikçe yaygınlaşacak ve her bir işletme diyecek ki ya sen bu işlerden anlıyordun değil mi? Mühendissin, eğitimin de var, güzel. Bana bir fan token oluştur ve benim market piyasa üstleniciliğimi sen al. Bu arada market piyasa üstlenmesi demek şu: benim hacmimi yönet, benim web sitemi oluştur, tokenizasyon, benim tokenımı oluştur. Onun altında merkeziyetsiz uygulamalar geliştir ki dünyaya yayılalım diyor. Tokenizasyon gelişecektir. Gelecekte 2030 yılı civarında 20 trilyon dolarlara ulaşacak bir sektör. Ki o para bile şu anda piyasayı 10x, Bitcoin de dahil 10x yaptıracak bir para. Öyle bir paradan söz ediyoruz. RWA tokenların sepetinde her bir şekilde yapay zeka, RWA, DeP'in merkeziyetsiz fiziki altyapı, bunların da sepetleri var elimde. Bakın, tripod bile kullanmıyorum. O kadar fakirim. Yaka mikrofonum yok. Kullandığım bilgisayar 2012-2015 yıllarının bilgisayarı. Ama ne yapıyorum? Mücadeleye devam ediyorum. Çünkü Udemy'de internet gibi bir kaynak çok yüksek performans istemez. YouTube bedava. Size bir para kazandırma modelinden bahsedeyim. Ben de bunu denemeye başladım. Aç abi YouTube kanalını. Yapay zekaya görsellerini oluştur. İçeriğini oluştur. Kısa shorts, TikTok videoları şeklinde içeriklerini üret. Bedava. Sermayesiz bir kazanç. Aylık 300 bin lirayı geçmeyecek şekilde bir gelir elde edersen e-devlet üzerinden o parayı çekebiliyorsun. Vergisi %10. Diyelim ki 300 bin kazandın, 270 bin lira aylık getirim var. Yani diyorum ya, ben bu sömürü düzenine karşı kendime ek pasif gelir getirecek iş modelleri arayışına girdim. İşte bu YouTube olabilir. Herhangi bir yayın platformu olabilir veya e-ticaret. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla sıfırdan zirveye çıkmak isteyen arkadaşlar YouTube'u kullanabilir. Ben şu anda video çekiyorum. Bir gelir elde etme hedefim yok şu an için. Zaten piyasadan hedeflerimiz var. Fakat ileride ben, zaman öyle bir değerli olduğu için, o elde edeceğim verimli zamanları içerik üretmeye, sizlere eğitim vermeye ve daha da çok ülkemizin, sanayimizin bu alanda gelişmesi için elimden geleni yapmak için burada olacağım. Ben Hüseyin Ali Karayurt, endüstri mühendisiyim. Elimden geleni yapmaya çalışan, içerik üretmeye çalışan ve elindeki parayı bir değer bir servete dönüştürmek için adım adım ilerleyen bir insanım. Çok zengin olacağımı iddia etmiyorum. Benim için zenginlik demek zamana sahip olmak. 19 yaşındayım ve ömrümün ilerleyen zamanlarına kadar verimli bir şekilde yaşayacağıma bu adımlarda atacağımı düşünüyorum. Zaten finansal olarak zengin olmanın yolu da bence zamanı ele almak. Çünkü neden? Ben o patronun altında çalışmak zorunda değilim. Bir ay boyunca kendimi köle ederek 100 bin lira, 50 bin lira maaş almak zorunda değilim. İstediğim zaman giderim işime. İstediğim zaman video çekerim. İstediğim zaman istediğim yere giderim. Zaman benim. O yüzden diyeceklerim sizlere bu kadardı. Yani bu bakış açınızı zamana borçlu olacaksınız. Zaman en değerli şey, paradan bile çok değerli. O yüzden X ve Y eksenlerinin üzerine Z'yi de ekledik. O da 3 boyutlu. Yani yeni bir bakış açısı kazandığınızı düşünüyorum. Artık bu videodan sonra bir çağ atladınız. Ben de size fikirlerimi ilettim. Ve bunu düşünmeden önce ve düşündükten sonra hayatıma bakıyorum. Yani nefes alışım bile, hayattan aldığım zevk bile değişti. Üretmeye başladım. Düşünmeye başladım. Ki kendime çok bilgili diyemiyorum. Hala biraz daha, bayağı daha gelişmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğitimlere devam. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşürüz. Gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.